Hüsamettin Öztürk Cingöz giyim. Hüsamettin Bey, bayanlar vücut tipine göre nasıl giyinmeli? Görmediğin mal senin değil. İnternette o kadar şeyler var ki, o kadar yalan dolan da şeyler var ki anlatamam. Şimdi adam sana gösteriyor, başka bir şey gönderiyor. Onu gösteriyor, başka bir şey gönderiyor. Çünkü internet dediğimiz bu olay nasıl bir şey biliyor musun? Adamın zaten kendinde değil o mal. Mesela atıyorum, mesela A firmasıyla anlaşmış. A firmasına diyor ki şu malı gönder diyor. Mesela A firması da benim. Ben oraya senin hesabına, senin adresine o malı gönderiyorum. O mal mesela atıyorum ben de yok. Ben o mal bir yok. Aynı şekilde mağazamda satıyorum ya. Dolayısıyla ne yapıyorum? O malın bedeni kalmamış. Ne yapıyorum? Bir numara bir ünü gönderiyorum. Veya o maldan hiç kalmamış. Ne yapıyorum ben sana? Başka bir şey gönderiyorum. Ona yakın başka bir şey gönderiyorum. Alakası olmayan şeyler gönderiyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Senin paran oraya yatıyor, tekrar geri çekiyorsun, bilmem ne oluyor. Bir sürü karışıklık oluyor. Hani bir kere görmediğin mal senin değildir. Bunu kesinlikle unutmasınlar. İnternet olayında mesela yani bir elini alacaksın ya, tuşesine bakacaksın, okşayacaksın malı, bir okşayacaksın. Güzel mi değil mi? İçeriklerine bakacaksın yani. Yani diyecekler ki yani ben şu markayı biliyorum kardeşim. İşte bu markanın şeyinde bana tam uyuyor. O da öyle değil arkadaşım, o da öyle değil. Adam başka şey gönderiyor. Satılan internette satılan mallar sadece o adamın deposunda olan bir yer değil. Benle anlaşmış adam Diyarbakır'dan adam firma atıyorum Edirne'deki adama mal gönderiyor. Bunun gibi bir şey yani bu. Bu dolayısıyla tamamen yanlış şeyler. Çok şükür bizim ürünlerimiz marka ürünler olduğu için, kaliteli ürünler olduğu için bizim firmalar o tür şeylere girmiyorlar. Girdikleri zaman da zaten girenlerde bazen tam internetteki, açıkça söylemem gerekirse tam o şey mallar değil yani. Satımlık mallar değil. Tam tersi. Satılmayan mallar daha çok. O tür şeyler. Gerek yok diyorum bence. Benim buradan internetçi arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz. Yani ben güvenmem. Güvenmiyorum da yani. Bu işim yapayım yapmayayım. Ben internetten alışveriş yapmam. Çünkü ciddi anlamda sıkıntılar oluyor yani. Ciddi anlamda sıkıntılar oluyor. Bak yüzlerce şimdi kargocular bizim buraya geliyorlar ya kargocular. Binlerce ürün geliyorsa yüzlercesi de geri iade gidiyormuş. Niye gidiyor o zaman iade? En basit bir şey yani. Bak binlerce geliyormuş, yüzlercesi de geri iade gidiyormuş. Yarısı da geri iade gidiyormuş bu ürünün. Gelen ürünlerin, kargocular söylüyor bunu. Samimi olduğumuz kargocular söylüyor. Gelen ürünlerin diyor yarısı diyor geri iade gidiyor diyor. Yani bu çok ciddi bir şey yani. Güvenlikleri yerden aslında arkadaşlar bu işi yapan mesela biz bu işin yıllardır yapıyoruz biz bu işi. İnternetten alışveriş yapanlar hiçbir zaman tavsiyemiz yok. Tavsiye etmiyoruz. Görsünler abi, yine görsünler yani artık şimdi ne alıyorsun? Artık kurumsal firmalar en küçük yerlere dahi açtılar. Nedir yani? Yani gitsinler alışverişini görerekten alsınlar yani. Görmek farklı şeyler yani. Görerekten yapmışsınlar bu işi. Ona bir malı bir okşasına baksınlar, içeriğine baksınlar, üzerinde duruşuna baksınlar. Biz burada deneme para almıyoruz. Gelsin de denesinler yani. Değil mi? Onun gibi şeyler. Yani tavsiye etmiyorum ben. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Görmediğin mal senin değildir. Okşayacaksın, tuşesine bakacaksın bir. Malın içeriğine bakacaksın. Ondan sonra karar vereceksin. Çünkü tam kalıpları uymuyor. Her şeyin kalıpları uymuyor. Tavsiye etmiyorum ben.